Evet, mayamız iyice kabardı. En iyi ekmek boyutuna kadar geldi. Şimdi artık levanımız hazır. Ekmeğimizi hazırlayacağız. Ve ondan sonra diğer aşamalar takip edecek. Öncelikle 800-600 oranında yapacağım ben. 800 gram un, 600 mililitre su. Öncelikle suyu koyuyorum ve ekşi mayayı onun içinde çözeceğim. Daha sonra unumu ekleyip karıştıracağım. Mayayı görüyorsunuz ne kadar aktif. Ve nasıl suda yüzüyor. Tabii siz onu göremiyor olabilirsiniz ama. Mayamızı suda çözüyoruz. Şimdi unumuzu koyuyoruz. 800 gram un koyacağız. Bunun 80 gramı tam buğday unu olacak. 720 gramı da buğday unu olacak. Su oranı fazla olduğu için yapışıklığı da çok fazla. O yüzden en zor kısımlarından biri bu ekmeği yapmanın. Burada elimi kullanmamaya çalıştım. Mayayı bozmaktan ziyade elimi batırmamak için. Karışımımız hazır. Herhangi bir şeye benzemek zorunda değil. Şimdi gluten açığa çıkması için onu tamamen serbest bırakacağız. Dikkat ettiğiniz gibi tuzu daha hiç kullanmadım. Bu aşamadan sonra tuzu katacağım. O yüzden şimdi bir 30-40 dakika beklemeye alıyoruz. Otolize evresi için. Beklemesi bittikten sonra tuzunu katıp katlamalara başlayabiliriz. Kapağını kapatıp beklemeye alıyoruz. Şimdi mayamıza tuzu ekleyeceğiz. Önceden tartılmış 10-12 gram tuzumuzu ekliyorum. Bunu yedirmek için çok az suyumuzu da ekledim. Hamurun herhangi bir şekilde olmaması sizi endişelendirmesin. Belli aralıklarda katlamalar sonrasında nasıl şekle girdiğini göreceksiniz. Yarım saat doldu. İlk katlamamızı yapacağız. Öncelikle elimizi biraz içme suyuyla ıslatıyoruz ki yapışmasın. İki kat yapmak yeterli olacaktır. İlk katlamalarda şeklini çok değişmediğini göreceksiniz. Daha sonra şekil değişecektir. Tekrar kapağını kapatıp yarım saat sonra tekrar katlayacağız. İkinci katlamadayız. Elimizi ıslatıyoruz.
Üçüncü katlama. Kıvamın nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Dördüncü katlama. Beşinci katlama. Katlamalarımız bitti. Şimdi artık bunları pişeceği forma getireceğiz. Bundan iki ekmek çıkacak. Bir ekmek olmak için çok büyük. Onu şimdi ikiye böleceğim. Elimi onluyorum. Elime yapışmasın diye. Bu ikisi ekmeğe dönüşecek. Ama önce bunları bir 20 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra artık son bir kez katlayıp sepete alacağız. Evet, artık son adım. Son dinlenmelerini de tamamladılar. Şimdi son kez onları katlayıp artık unlanmış sepetlerine koyacağız. Bundan üstünü kapatarak dolaba koyacağız ve sabah pişireceğiz. Şimdi ekmeğimizi pişiriyoruz artık. Önceden ısıttığımız fırın ve içinde döküm tencere tamamen ısındı. 240 dereceler civarında. Şimdi olan döküm tencereyi alacağız. İçine ekmeği koyacağız. Ekmeği skorlayacağız ve sonra tekrar fırına atıp ısıyı 230 dereceye çevireceğiz.
25 dakika kapaklı, 25 dakikada kapaksız pişiriyorsun. ...25 dakika oldu. Şimdi kapağı açacağız. Bir bu kadar da kapaksız pişecek. Yukarılarda durum şimdilik böyle. Şimdi biraz da üstü kızaracak ve sonra onu yiyeceğiz. Evet, süre doldu. Ekmek pişti. Şimdi fırından çıkarıyoruz. İşte böyle bir şey oldu. Evet, geldik ekmeğimizi dilimlemeye. Kıtır sesi duyuyorsunuz. Dokusunu ben de merak ediyorum. Evet, fena değil. Evet, ekmeği test edebiliriz. Sesi duyuyorsunuz. 3 günlük, ne 3 günlük, kaç günlük emeğin sesi. Tavsiye ederim. Her kırk evinde yapsın. Aç karnına da çok iyi geliyor.